Merhaba sevgili Bilyoner izleyicileri, ben Melih Gümüşbıçak. Bu sezon ben de Bilyoner'deyim. Sezon boyunca spor tarihine damga vurmuş sporcuları ve unutulmaz olayları futbol tarihinin hem benim hem de arkadaşlarımın sesiyle ölümsüz hale gelmiş gollerini ve hikayelerini sizlere aktaracağım. Sizleri de Bilyoner YouTube ve sosyal medya hesaplarına bekliyorum. Modern futbolun en dramatik yükseliş ve düşüşlerinden birini, Parma'nın futbol dünyasındaki hikayesini bugün sizlerle paylaşacağız. Bir asır boyunca İtalyan futbolunun alt liglerinde mücadele eden Parma, 1990'larda birkaç kısa yıl içinde alt lig statüsünden Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışan bir güce dönüştü. Ancak bu büyük başarılar mali çöküşle gölgelendi ve sonunda Parma ayakta kalabilmek için kazandığı o prestijli Avrupa kupalarını satmak zorunda kaldı. Parma'nın yaşadığı bu dramatik yükseliş ve sert düşüş futbol dünyasında nadir görülen bir hikaye olarak kalacak. Kulübün yaşadığı bu trajedi her ne kadar finansal açıdan zorluklarla dolu olsa da futbol tarihine kazandırdığı başarılar ve oynadığı unutulmaz futbol hala hatırlanmaya devam ediyor. Gelin şimdi bu hikayenin başına gidelim. 1929'da Seri B'nin, 1935'te ise Seri C'nin kurucu üyesi olan kulüp, bu ligler arasında sürekli iniş çıkışlar yaşayarak asansör takım unvanını aldı. Ancak 1966'da Seri D'ye düşüşleri mali sıkıntılarla birleşti ve 1968'de orijinal kulübün tasfiyesiyle sonuçlandı. Bu dönemde Parma'nın futbol lisansı AC Parmense tarafından devralındı. Sonraki yıllarda Seri C'de kalıcı bir yer edinirken 1980'lerin ortalarında Seri B'de sürdürülebilir bir dönem yakalamayı başardılar. 1986'da AC Milan'ı mağlup etmeleri kulübün yeni bir zirveye ulaşacağını müjdeliyordu. Parma'nın kaderi Arrigo Sacchi'nin kısa dönemli teknik direktörlüğüyle değişmeye başladı. Ancak gerçek dönüşüm Nevio Scala'nın 1989'da takımı Seri A'ya taşımasıyla gerçekleşti. Bu kulüp tarihinde büyük bir değişim noktası oldu. Parma 1990'ların başında Parmalat'ın desteğiyle hem İtalya'da hem de Avrupa'da güçlü bir kulüp haline geldi. Emiliano Romagna'nın jambon ve peyniriyle ünlü olan bu küçük şehir artık futboluyla da dünya çapında tanınmaya başlamıştı. Parma'nın dikkat çekici yükselişi Parmalat'ın kulübe yaptığı büyük yatırımlarla mümkün oldu. Tıpkı Red Bull'un daha sonraki yıllarda futbol sahnesine yaptığı gibi. Parmalat da kulübü yükseltmek için büyük bir finansal destek sağladı. Parma bu destekle birlikte Gianfranco Zola, Hernan Crespo, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Dino Baggio ve Faustino Asprilla gibi yetenekli oyuncuları takıma kazandırdı. Bu oyuncular Parma'yı Avrupa'nın en büyük takımlarıyla mücadele edebilecek bir seviyeye çıkardı. İlk Serie A sezonlarında takım 6. sıraya yerleşerek UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandı. 1992'de Juventus'u mağlup ederek Coppa Italia'yı kazandılar ve ardından UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzelerine götürdüler. Bu başarılar Parmalat CEO'su Calisto Tanzi'nin yatırımlarının karşılığını hızla aldığını gösterdi. 1995'te Juventus'a karşı UEFA Kupası'nı kazandılar ve 1999'da Marsilya'yı mağlup ederek bir kez daha UEFA Kupası'nı elde ettiler. Ancak Tanzi'nin en büyük hayali Scudetto'yu, yani İtalya Süper Lig şampiyonluğunu kazanmaktı. 1990'lar boyunca başarılı olsalar da şampiyonluk hayalleri hep bir adım ötede kaldı. 1993-1994 sezonunda Zola ve Asprilla gibi hücumcularla güçlü bir kadro oluşturmalarına rağmen şampiyonluğunu Milan'a kaptırdılar. Carlo Ancelotti'nin 1996'da teknik direktörlüğü devralmasının ardından da kulüp Scudetto'yu kazanmayı başaramadı. Yine de 1999'da hem Coppa Italia'yı hem de UEFA Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde ettiler. Ancak 2000'lerin başında Parma'nın hızlı yükselişi Parmalat'ın çöküşüyle birlikte durdu. 2003 yılında Parma ile futbol tarihinin en yüksek bedeliyle sponsorluk anlaşmasına imza atan ve kulübe sayısız yıldız ismin gelişini sağlayan İtalyan yiyecek firması Parmalat'ın iflası
kulübü tepe taklak etti. Sponsora muhtaç şekilde yönetilen kulüp, İtalya'daki ekonomik krizin de katkısıyla gözden düştü ve bir daha eski günlerine dönemedi. 14 milyar euro borcu olduğu ortaya çıkan Parmalat'ın çöküşü, Avrupa'nın en büyük iflaslarından biri olarak tarihe geçti. Parma, önemli oyuncularını satmak zorunda kaldı ve 2008'de Seri B'ye düştü. 2008-2015 yılları arasında Seri B ve Seri A arasında inişli çıkışlı bir serüven yaşayan kulüp, bir türlü kurtulamadığı mali krizden dolayı 2015 yılında iflas açıklayarak tekrar Seri D'ye düştü. Temmuz 2015'te Parma Calcio 1913 ismiyle ve taraftarının parasal desteğiyle yeniden doğma hazırlıklarına başladı amatör kümedeki dev. Seri D'deki tek sezonlarında 38 maçta yenilmeden 94 puan topladılar ve İtalyan futbolunun 3. kümesine geri döndüler. Peşinden gelen yıllarda yükselişini sürdüren Parma, 2017-18 sezonundaysa Seri A'ya kadar yükselmeyi başardı. Seri A'da geçirilen 3 yılın ardından Seri B'ye tekrar düşen Sarı Mavililer, 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayarak Seri A'ya yeniden döndü. Şimdilerde milyonerlerin sırtında değil, taraftarlarının omuzlarında mücadelesini sürdürüyor. Parma'nın 1990'larda gösterdiği dikkat çekici yükseliş ve ardından gelen mali çöküş, futbol dünyasında unutulmayacak bir hikaye olarak yerini aldı. Kulübün Avrupa'da kazandığı kupalar ve futbol sahnesine kazandırdığı efsanevi oyuncular, Parma'nın kısa ama etkileyici parlak döneminin hatırası olarak daima akıllarda kalacak. Evet, bu bölümün sonuna da Parma'nın çalkantılı serüveniyle geldik. Sizler de merak ettiğiniz ve dinlemek istediğiniz hikayeleri yorumlara yazarsanız, kim bilir, belki bir sonraki bölüm anlatıyor oluruz. Sizleri de Bilyoner YouTube ve sosyal medya hesaplarına bekliyorum. Hoşça kalın.